Sosyal medya düzenlemesi kanun teklifinin komisyon görüşmesi 13 saat sürdü. Teklifle sosyal medya ağları Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda olacak. Teklifin komisyon görüşmelerinde zaman zaman tansiyon yükseldi, karşılıklı eleştiriler vardı. Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle sosyal medya ağları Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda olacak. Bulundurmazlar ise hem para hem de bant daraltma cezaları devreye girecek. 13 saat süren komisyon görüşmeleri sırasında ise zaman zaman tansiyon yükseldi. Dikkat çekici diyaloglar yaşandı. Muhalefet ağır yaptırımlarla asıl amacın sosyal medya şirketlerini Türkiye'den çıkarmak olduğunu iddia etti. Teklif sahibi AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ise sosyal medya ağlarının devletlerin üstünde muazzam bir güce ulaştığını savundu. Bu ağlara sahip olanlar hukuk tanımak istemiyorlar dedi. CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan yasa teklifiyle beraber bizi Çin mi, Kuzey Kore mi, Rusya mı ya da İran mı yapmak istiyorsunuz, hangi lige taşımak istiyorsunuz sorusunu yöneltti. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ise Türkmenistan'da bugün Covid-19 dersen içeriye girebilirsin. Vaka da yok, Covid de yok, yazan da yok, çizen de yok, paylaşan da yok. Herkes mutlu mesut sözleriyle teklif eleştirdi. AK Parti Afyon Karahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın hedefinde ise muhalefet vardı. Şaşırıyorum size, Twitter Türkiye Cumhuriyeti'ne temsilcilik, muhataplık açsın dememize nasıl karşı çıkarsınız? Siz Twitter'ın avukatı mısınız, milletin vekili misiniz ifadelerini kullandı. Teklifin önümüzdeki hafta genel kurulda görüşülüp yasalaşması bekleniyor.